Mutlu akşamlar sayın seyirciler. Haber programı Yüksek Tansiyon'a hoş geldiniz. Yüksek Tansiyon'u bu akşam çok farklı bir yerden, Antalya Mevlevihane'den sunuyoruz sayın seyirciler. Konuğumuz çok özel bir isim. Antalya Valisi Sayın Münir Karaloğlu. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Mevlevihane'mize hoş geldiniz. Harika bir yer. Atmosfer çok güzel. Ve Mevlevihane'nin restore edilerek hizmete açılıp burada yayın yapıyor olmamız kadar da özel bir durum yok elbette ki. Dilerseniz Mevlevihane'den başlayalım. Çünkü siz burada ilk gösteriyi bizzat kendiniz şahit olarak izlediniz ve gururlanıyor insan tabii Mevlevihane'yi. Antalya'nın kurulduğu ilk kale içinden hemen Cumhuriyet Meydanı'na çıkılan bir büyük bir alanın içindeki çarşı. Çarşı değil, biraz da inanış yeri burası. Çok güzel bir yer. Ne diyeceksiniz efendim? Şimdi Ali, tabii kale içi Antalya için önemli bir merkez. Kesinlikle. Belki dünyada şu anda yaşayan en önemli old town'lardan bir tanesi. Evet. Kale içini gereği gibi kullanabiliyor muyuz? Değerlendirebiliyor muyuz? Kale içini Antalyalı ruhuna uygun değer verebiliyor mu? Bu tartışılabilir. Evet. Burada sorunlarımız var. Kesinlikle. Kale içini maalesef biraz ihmal etmişiz. Gerçi son 10 yılda, 15 yılda özellikle Menderes Türel Başkan'ın ilk döneminde kale için altyapısı ile ilgili çok önemli çalışmalar yapılmış. Sokak iyileştirmeleri yapılmış, evet. Altyapısı yenilenmiş, ışıklandırmalar, aydınlatmaları yapılmış. Bazen bu yetmiyor. Yani bazen ruh üflemezseniz, ruh vermezseniz, sadece fiziki altyapıyı düzeltmeniz, aydınlatmayı düzeltmeniz, eğer şehrin geçmişte bir ruhu var da siz o ruha dokunamıyorsanız, bu yaptığınız çalışmalarda istediğiniz neticeyi bazen vermeyebilir. Evet. Belki Antalya Kale içinde böyle bir sorunumuz vardı. Şimdi Büyükşehir Belediye'mizle beraber bu sene biliyorsunuz önce Karatay Medresesi açıldı. Orası bir müstecirdeydi. Maalesef öyle bir sorunumuz var. Yani vakıf eserlerinin kendi maksatlarının dışındaki faaliyetlerle ilgili kullanılması çok doğru değil. Şimdi bunlar vakıf. Vakıf nedir? Kişinin kendi malını bir maksada matuf Allah için bağışlaması, tahsis etmesi. Vakıf bu. Evet. Ben malımı niye bağışlıyorum? Medrese olsun diye bağışlıyorum. Siz 100 sene sonra, 300 sene sonra benim niyetime mugayir, niyetimin aksine bir şeyi orayı kullanamaz. Kullanırsanız her vakfın bir de bedduası vardır biliyorsunuz. Evet. Vakfeden bedduasını da vakıf koyar. Vakıf bedduası alma derler. Her kim benim niyetimin dışında vakfettiğim malı kullanırsa nokta nokta nokta. Biliyorsunuz en meşhuru da Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinde vardır. Şimdi zaman içerisinde geçmiş yönetimler, vakıflar genel müdürlüğünde belki özensizlik, Karatay Medresesi başka bir amaç için kullanılıyordu. Sonra orası boşaltıldı. Büyükşehir Belediye'miz orayı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiraladı. Şu anda medrese kelimesine uygun işler yapılıyor. Medrese olarak kullanılmıyor belki ama ruhuna uygun işler yapılıyor. İçerisinde bulunduğumuz bu mekan, işte ilk yapılırken, buranın aslında ilk nüvesidir bu yapılar. Yanı başımızdaki Yivli Minare Camisi, medrese. Müze camii zaten, o da çok özel bir cami. Yanındaki medrese, buradaki burayı imarathane olarak yapılıyor. Sonra 1377'de burası Mevlevihane'ye dönüştürülüyor. Yani Antalya'nın en eski Türk İslam eserleri bunlar. Evet. Bunları bir gözümüz gibi korumak durumundayız. İki, bunları vakfedenlerin maksatlarına uygun kullanmamız lazım. Kemiklerini sızlatmamalıyız. Bir dönem burası işte farklı amaçlar için kullanılmış.
Burada belki buranın ruhuna uygun olmayan işler de yapılmış burada. Antalyalılar bunu biliyorlar. Benim şu anda söyleyip birilerini üzmeme gerek yok. Ne yazık ki. Şimdi biz biraz Antalya kale içinin o var olan ruhuna dönmesini sağlamaya çalışıyoruz. Burayı fethedenler, Gıyasettin Keyhüsrev, İzzettin Keykavus, Antalya'nın ilk valisi ki bu içerisinde bulunduğumuz bu külliye aslında, Yivli Minare Külliyesi'nin banisi, yapanı bir vali, ilk Antalya valisi, Ertokuş Bey. Evet. Allah hepsine rahmet etsin. Antalya'nın ilk valisinin yapmış olduğu bir binanın içerisinde bugün bir vali olarak konuşmak da bizim için bir mutluluk aslında. Hepsine Rabbim rahmet etsin. Şimdi bu yapılar işte Mevlevihane şu anda bir müze yapı olarak kullanıyoruz. Ama bu bildiğiniz, şimdi Anadolu'nun her yerinde Mevlevilik müzeleri var. Gidersiniz, orta yerde koca plastik bir heykel, altında elektrikle çalışan bir motor, vır 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 o şey heykel yukarıda döner durur. Mevlevilik budur derler ondan ya sonra. Çok, halbuki ya, yani, çok farklı. Ya, hayır, bu Mevlevili hakarettir. Tabii. Bu Mevlevili hakarettir. Ben geldim, burada da öyle bir hazırlık var. Yani ben Antalya'ya atandığımda buraya gezdik. Burada da şu arka odalarda baktım şeyler var. Yani o şeyler getirilmiş, buraya da konmuş. Belki motorları gelmemiş. Hazırlık o. Burasını da Türkiye'deki her şehirdeki Mevlevi müzelerinden birisine çevirecekler. Dedim kesinlikle öyle bir müze istemiyorum. Bir, buraya gelen herkes Mevlevilikle ilgili bilmesi gereken her şeyi bilecek. Burada materyallerimiz, bilgi panolarımız olacak. Ama iki, burası yaşayan bir müze olacak. Burada insanlar gelecek, Mesnevi okuyacak, insanlar gelecek burada ney dersi alacak, insanlar gelecek burada hat tesip dersleri alacak, insanlar gelecek burada herhangi bir cemiyetin problemini oturacak, bizim oturduğumuz bu ortamda tartışacak, konuşacak, gençler gelecek, yaşlılar gelecek, kadınlar gelecek. Bu kadar merkezi bir yerde, Cumhuriyet Meydanı'nın yanı başında, hayatın merkezi olacak bir bina olsun. Tıpkı 100 yıllar önce olduğu gibi amacına uygun şekilde. Olduğu gibi amacına uygun kullansın arzu ettik. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın, Kültür Turizm İl Müdürlüğümüzün, Müze Müdürlüğümüzün, Bakanlığımızın, burada Röleve Müdürlüğümüzün, kazı yapan, restore eden birçok arkadaşın emeği var. Tabii etrafta çok önemli kazılar yapıldı. Yeniden etrafı kazdık. Yanı başımızda zincir kıran Mehmet Bey var. Evet. Antalya için en az Gıyasettin Keyhüsrev kadar önemli. İkinci Fatih olarak bilinir Antalya'nın. Kesinlikle. Zincir kıran Mehmet Bey'in türbesinin etrafı kapatılmış. Bir kazdık ki orası hazire. Onlarca mezar çıktı oradan. Yazık, günah değil mi ya? Bu şehrin, bu şehirde emeği olan, oradaki insanlar sıradan insanlar değildir. Yani bu hazirede defnedilmiş insanlar. Kazdıkça mı çıktı yoksa şeyi açınca mı? Yani orayı açınca mı ortaya çıktı? Tadilat sırasında mı? Biz başladığımızda mezar gözükmüyordu. Yani orası kapatılmış toprak. Üzerinde beton da vardı zannediyorum. Arkadaşlar kazı, normal arkeoloji kazı yaptık. Altta tamamen mezar olan. Kaybolmuş gitmiş. Kaybolmuş gitmiş. Sonra baktık ki oradaki mezarların mezar taşları buradan toplanmış, götürmüş müzenin deposuna konmuş. Ha, aman Allah'ım. Şimdi bak, bunlar az önce ruh dediğim şey bu. Evet, ruh kaybolmuş, kaybedilmiş. Bence özellikle kaybettirilmiş de çok fazla da söylemek istemiyorum. Belli mezar, bir amaç var ortada. Mezar taşlarından rahatsız olan bir anlayış olamaz. Hangi medeniyetin olursa olsun, hangi kültürün olursa olsun, mezar taşları bir medeniyetin en önemli taşıyıcı unsurlarıdır. Aslında mezar taşlarını yok eden zihniyet, kendi kültürünü, kendi geçmişini yok ediyor. Kayıtlı bir tarihtir en azından onlar. Şimdi arkadaşlar sağ olsunlar, önce mezarlar ortaya çıkarıldı, sonra bir çalışma yapıldı. Hangi mezar taşı hangi mezara ait olabilir? Kimlermiş efendim o
mezarlar kimlere çok aitmiş? Farklı isimler var. Şehrin eşrafı, o günkü eşrafı, işte evet. Mehmet Kıran'ın çocukları var, akrabaları evet. var. Bugün yerleştirdik ama %100 isabet etmiş olmayabiliriz. Ama artık biz en azından oradaki mezar taşının aynı hazire içerisinde bulunmasını sağlayabilmiş olduk. Bu bile bizim bu şehri fethedenler, bu şehri imar edenler, bu şehri ikinci kez Kıbrıslardan fethediyor biliyorsunuz. Zincir kıran Mehmet, evet. Mehmet Bey. Allah rahmet etsin. Şimdi kale içi bu yapılarla yeni bir ruha bürünmeli Ali Bey. Kale içi genelleşmeli, biraz daha büyümeli. Kale içine biraz Antalyalı'nın, Antalyalı kale içini terk etmiş aslında. En büyük problem o. Ben Antalya'daki kale içinde doğmuş, kale içinde büyümüş dostlarıma hep sitem ediyorum. Buradan da sizin aracılığınızla da sitem edeyim. Kale içi gibi dünyanın en güzel old town'unu terk edip gidip işte Konyaaltı'nın bir köşesinde bir sitede oturmayı biraz şey olarak görmüşüz yani, bir dönem böyle sınıf atlama gibi mi diyeyim? Bunu bir iş dünyasının toplantısında dile getirmiştiniz. Dile getirdim. Konya Halk Sanayici İş Adamları Derneği'nin size getirdim. Kale şimdi, içine önem verin dedikleri zaman siz nerede oturuyorsunuz demiştiniz. Evet, şimdi eski tabii kale içinde hatırası olan çok dostumuz var. Onlar kale içinin bugünkü durumunu görünce üzülüyorlar. Bana da gelip dertleniyorlar. Ben de diyorum ki hiç dertlenmeye hakkınız yok. Sizin öncelikle kale içine dönüp kale içinde bir binayı satın. Yoksa eski binanız varsa onu hemen restore edin. Evet. Geçin orada oturun. Yoksa bir bina bulun, satın alın. Ekonomik durumunuz iyiyse geçin kale içinde oturun. Bakın aynı problemi Bursa yaşıyor. Bursa o tarihi bölgede Ulu Cami'nin, Yeşil'in, Emir Sultan'ı çevresindeki tarihi binalar boşaltılmış. İşte yeni Bursa dediğimiz Nilüfer tarafına taşınılmış. Eşraf oraya taşınmış. Terk etmişler. Ya hayatın bir gerçeği var. Hayat boşluk kabul etmez. Sizin boşalttığınız alanı birileri doldurur. Birileri değil, hiç arzu etmediğiniz birileri de doldurabilir. Evet. Kale içinde onu yaşamışız biz. Kale içinin gerçek sahipleri, gerçek eşrafı, kale içindeki kültürü oluşturan unsurlar burayı terk edince bizim hiç hesabımızda olmayan birileri geldi kale için işgal ettiler. Sonra da şikayet ediyoruz. Şimdi herkes üzülüyor tabii kale içinin son halinden. Yani bu anlattığım şey sadece kale içinin fiziki altyapısıyla ilgili şeyler değil. Ruhtan bahsediyorum. Evet, evet. Şimdi kale içinde biraz ben kale içinde benim hatıram var. Ben kale içinde doğdum, büyüdüm. Benim dedem, annem, babam kale içinde doğdu, büyüdü diyen insanların bu noktada kale içine dönüp biraz kale içine ruh verme noktasında gayret etmesi lazım. Var arkadaşlar var. Çok gayretli arkadaşlar var. Gelip orada bina alıp restore eden, sanat galerileri açan, az sayıda da olsa çok özel örneklerimiz var. Benim arzum ne? Bunların sayısının artması. Siz de gömülü tarih dediğimiz kesik minareyi ayağa kaldırmaya başladınız. Göreve geldiğiniz ilk günden itibaren başladınız. O bir kanayan yara tabii. Yani evet. Esas yani belki konuşulması gereken şey o. Yani kesik minare dediğiniz bu şehrin fetih camisi. Yani bir de birkaç kat herhalde o. Birkaç kat medeniyet görmüş bir cami. Ali Bey, şimdi medeniyetler üst üste gelir. Evet. Şimdi deniyor ki orası eskiden kiliseydi. Kiliseydi, evet. Doğru. Bu şehir Hristiyanken elbette ki orası evet, kiliseydi. Ama bu şehir Hristiyan olmadan önce de orada bir ibadethane vardı. Tabii. Pagan inancına göre başka bir ibadethane evet, vardı aynı orada. Yerde. Aynı yerdeydi bu evet. da. Biz oranın geçmişte bir kilise olduğunu inkar etmemize gerek yok ki. Tabii ki medeniyetler üst üste gelir. Allah vermesin. Bir gün biz de buralardan göçmek durumunda kalırsak bizim yerimize gelecek medeniyetin İnanç yapısına uygun bir belki şey olacak. Evet. Orada yapı olacak. Ama bugün biz varsak, biz Müslümansak, orası da 800 sene cami olarak kalmışsa, 100 sene orasının harabe olarak bırakılması da kale içinin ruhunun kaybolmasının en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Tarihe de saygısızlıktır bir anlamda. 1896'da yanıyor Ali Bey. Simsiyah hatta bazı yerlerde. Oranın ismi tabii kesik minare değil.
Değil. O Şehzade Korkut Camii'dir oranın ismi. Ha biz yanan minarenin kesilmiş olan şerife, bölümünü. Şerifezdin üstü ahşap. Yanıyor. Şimdi orijinaller ortaya çıktı. Ahşap olunca yangınla beraber yanıyor. Minare yarım kalınca da kesik minare demişiz. Cami sanki ismi kesik minareymiş gibi şimdi evet. algılanıyor. Hayır evet. oranın ismi Şehzade Korkut Camii ve Fetih Camii. Fetih camileri şehirlerin namusudur ya. Fethedildikten sonraki ilk ibadet ilk ibadethanedir. Yani şehri fethedenin evet. belirlediği, burayı artık Türkler, Müslümanlar yönetiyor dediğiniz mekandır orası. Kesinlikle. Şimdi kesik minareyi tabii Vakıflar Genel Müdürlüğümüz sağ olsunlar oranın hem proje hem yapım ihalesini çıktık. Projeler büyük çoğunluğu kuruldan geçti. Şu anda temizlik çalışmaları devam ediyor. İnşallah kesik minare demeyelim artık. Şehzade Korkut Camimizi. Herkesi bu isimle ansın. Herkes. Zaten minaresi de tamamlandığında kesik olmadığını herkes görmüş olacak. Aslına, orijinaline uygun. Ahşap mı yapılacak yine? Kuruldan nasıl geçecek biliyor musun? Öyle geçmesi Anladım. Lazım. Çünkü orijinali o. Yani orijinalinde neyse Allah'tan elimizde yanmadan önce çizilmiş şeyleri var. Resim, neredeyse, neredeyse birebir zaten onu görünce biz çok rahatladık. Çünkü orası yok şu tarafı şu kadar kısmı camiydi de diğeri değildi. Hayır. Bütün yapı cami olarak kullanılmış. Kayıtlarda var. Gelmiş bir yabancı oturmuş onu güzel bir şekilde çizmiş. O şimdi elimizde en büyük belge, en büyük kayıt o. Onun üzerinden şu anda kurul çalışıyor. İnşallah en kısa zamanda yapım ihalesine de işine de başlayacağız. Kesik minarede kale içi için çok önemli yapılardan bir tanesi. İşte Karatay Medresesi. Yivri Burası minare. Bir bütün. Şimdi şeyi onarıyoruz yine kale içerisinde. Tekeli Mehmet Paşa Camii. Tekeli Mehmet Paşa Camii'miz şu anda maalesef kapatmak durumunda kaldı. 2020 yılına kadar. Şimdi orası şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından onarımı yapılıyor. Orada da onarıma ihtiyaç vardı. İnşallah onarım bittiğinde orada bir de tuvalet problemimiz var. Evet, o tuvalet problemiyle yok. Beraber çözülmüş olacak. Şu anda vatandaşlarımız geçerken görüyorlardır. Kubbesindeki kurşunlar falan da soyuldu. Yeniden kurşunla kaplanacak. Minaresi tamamen restore ediliyor. İnşallah bittiğinde Tekeli Mehmet Bey Camisi de yine tertemiz, pırıl pırıl kale içinin değerlerinden birisi olarak Efendim, hayatına devam edecek. Göreve geldiğiniz ilk günden itibaren böyle bir şehir tarihine verdiğiniz önem ortada. Fakat yüzyıllar öncesinin tarihine de önem veriyorsunuz kültürel anlamda. Şimdi Perge'ye gelmek istiyorum. Perge yüzyıllarca, asırlarca toprağın altında kalmış. Sadece %10'u toprağın üzerinde olmasına rağmen dünya listesine girecek olan bir müthiş bir açık hava müzesi niteliğinde. Siz bir kampanya başlattınız. Bir sütunda sen dik diye ilgi de gördü. Şimdi orada etkinlikler yapılıyor. Herkes çok ilgi gösteriyor. Perge ne olmuş efendim? Yani Perge neden yıllarca atıl kalmış? Şimdi Ali Bey. Çok önemli bir bölge oysa ki. Biz olaya şöyle bakıyoruz. Bu topraklarda bize miras kalmış. Hangi kültürün, hangi medeniyetten olursa olsun. Bize miras. Şu anda biz mirasçıyız öyle evet. mi? Evet. Biz tamamının sahibiyiz. Tamamını korumak, muhafaza etmek ve gelecek nesillere aktarma borcumuz var. Bu sadece Türk İslam eserleri için bunu söylemiyoruz. Roma'dan kalan da bizim, Bizans'tan kalan da bizim, Selçuklu'dan kalan da bizim, Osmanlı'dan kalan da bizim, Cumhuriyet'ten kalan da bizim. Değil mi ki ben bugün mirasçıyım, sahibiyim. Bunların tamamını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarma borcum var, görevim evet. var. Olaya ben böyle bakıyorum. Ben tarih esere bakarken bunu Selçuklu yaptı, bu iyi, bunu korumam lazım. Bunu Roma yaptı, bunu korumasam da olur. Öyle bakmıyorum. Öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olamaz. Öyle bir tarih bakışı olamaz. Öyle bak, ben bütüncül olarak bakıyorum. Evet. Tamamı benim. Tamamının şu anda mirasçısı benim bugün. Ben korumak, yaşatmak durumundayım. Hangi eser olursa olsun.
Az önce konuştuğumuz konular farklı konular. Yani Selçuklu'dan, Osmanlı'dan kalan eserlerinin ruhuna uygun kullanılması, o başka bir şey. Perge meselesi. Perge bu bölgede Roma dönemindeki şehir devletleri içerisinde en ileri gitmiş şehir devlet şehirlerden bir tanesi. Kesinlikle. Yani altyapısıyla, üst yapısıyla, kültürüyle. Hem kanalizasyon sistemi var. Yani bakıldığı zaman çok ilginç bir sistem. Gerçi burada Kazı Başkanı Sayın Mustafa Demirel var ama. Kanalizasyon sistemi var. Sadece kanalizasyon sistemi yok. Yani şehirde öyle bir hamam var ki bugün Antalya'nın tamamını koysak alabilecek büyüklükte hamamı var şehrin. Şehirde tiyatro var. 7-8 bin kişinin oturabileceği, stat var, 12 bin kişinin oturabileceği stadı var şehrin. 12 bin kişilik stat varsa o şehrin nüfusunu düşünmek nüfusunu lazım. Nüfusunu düşünün. Nasıl bir şehir burası? Nasıl bir altyapı? Nasıl bir üst yapı? Nasıl bir sanat? Kültürüne ve sporuna maalesef bakmak lazım. Şeyi çok işte arkadaşlar Kazı'yla beraber özellikle 2012'den bu tarafa Antalya Müze Müdürlüğümüzün denetiminde yürütülen kazılarla biliyorsun çok önemli eserler evet. Oradan çıkardık heykel noktasında. Yani şehir geçmişte o mermer yapılarıyla, kaplamalarıyla, süslemeleriyle belki korunabilseymiş bugün paha biçilemez, bugünkünden çok daha önemli bir eser elimizde olurdu. Ama Perge bugünkü haliyle bile dünyada çok önemli arkeolojik bir merkez orası. Kesinlikle. Caddeleriyle, sütunlarıyla, yapılarıyla, tiyatrosu, kulesi, bir de belediye stadı, başkanı, dünyanın ilk kadın belediye başkanı. İlk kadın belediye başkanı. Valinin kızıymış herhalde. Orayı yöneten vali veya o şehir devletini yöneten evet. En üst yöneticinin kızı, sonra kendisi de belediye başkanlığı yapıyor. Plagnia Magna. Evet. Şimdi bu sene biz bahar aylarında gittik, bir kazı başlangıcı olsun diye. Arkadaşlar, müze müdürümüz, kazı başkanımız. Bir kazma vurdunuz. Efendim, buradan bu sene başlayacağız. Bir tarla gibi bir yerde artık. Buradan başlayacağız. Bir kazmada siz vurun dedi. Bir hafta sonra fotoğraf göndermiş efendim. Plagnia Magna'nın işte mezarının platformu ortaya çıktı diye. Sizin kazma uğurlu geldi. Ya bizim kazma uğurlu geldi ya, arkadaşlar tahmin edip bize kazmayı oraya vurdurdular. Ama şu anda kazılar devam ediyor, hızla evet. Devam ediyor. Tabii. Ama etkinlikler de devam ediyor. Antalya Tanıtım Vakfı da o bölgede güzel çalışmalar yapıyor. Antalya'da geçen sene başlatmış olduğumuz temalı yıl. Evet. 2018'in teması Perge yılı. Evet. İnşallah bundan sonra her yıl Antalya turizminde bir tema ile devam edeceğiz. Bunun bu sene faydasını gördük. Yani bir yani özneyi Perge yaptınız. Özneyi Perge yaptık. Perge'yi çok ciddi manada Antalya'nın, Türkiye'nin ve dünyanın gündemine taşıdık. Bununla beraber Perge'de hızlarımız, biz de kendimizi motive ediyoruz. Yaptığımız işler hızlandı. Yani evet. Orada yaptığımız ihaleler. İşte stadyumun yapım ihalesini yaptık. Şu anda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tiyatronun proje ihalesi yapıldı, devam ediyor. Kulelerin yapım ihalesi yapıldı. Kuleler, Perge kuleleri şu anda devam ediyor. Kazı çalışmalarını hızlandırdık. Bu sene ilk defa oradaki kazı ekibine bizim toplum yararına çalışma programından 100 ilave eleman verdik. Yani çok yoğun bir kalabalık bir ekiple arkadaşlar kazı yapıyor. Amacımız ne? Bir an önce kazılar hızlansın, bir an önce oradaki şehirde gezilebilecek, dolaşılabilecek, etkinlik yapılabilecek. Ali Bey, bütün mekanlarda etkinlik yapmazsanız maalesef bir ölür. Müddet sonra işte dikenlik otlu, bir otların içerisinde taşların olduğu bir mekana dönüşüyor. Evet. Buralarda bizim insan nefesini değdirmemiz lazım. Hem ziyaretçi olarak evet. Hem etkinlik olarak. Bakın. İşte bir hafta önceydi zannediyorum, 10 gün önceydi. Antalya Tanıtım Vakfı orada Paşa Dans Grubu'nun bir evet. Tiyatral dans gösterisi oldu. 1500 insan geldi. Muhteşem bir geceydi. Yani o havayı teneffüs etmek çok özel.
şey güzeldi yani, onları kutlamak lazım. Yani gösteri yapan arkadaşların emeği vardı ama daha güzel olanı, tarihi bir mekanda, 5000 yıllık bir şehrin stadında 1800 yıl sonra oturup bir etkinliği izlemek, o taşlarda 1800 yıl önce oturmuş insanlar hangi etkinlikleri izlemişler bilmiyorsunuz. Ama aynı taşlarda sizin oturup bugün başka bir etkinliği izliyor olmanız çok enteresan. Evet. Ve beklentimizin çok çok üzerinde insan geldi çok oraya. Iyi. Demek ki o akşam Antalya'da 4-5 tane çok büyük etkinlik var. Ona Büyükşehir rağmen. Belediye'mizin opera festivalinin açılış programı var. Başka etkinlikler var. Ona rağmen 1500 Antalyalı yabancı konuklar da, sanatsever de vardı. Turist geldi orada. Onun açılışını seyretti. Etkinlikler devam ediyor. Devam edecek. Bu tabii Pergen'in daha çok bilinirliğini, tanırlığını artıran bir etkinlik oldu. Dediğim gibi Perge, bizim de diğer taraftan yapmış olduğumuz çalışmaların evet. hızını da artırmış. Perge oldu. Çok önemli elbette ki ama tek pergeyle kalınmıyor. Siz bir de şimdi atıl kalmış sadece denizine girilen, hiçbir tarihi eserine gidilmeyen Olimpos'u da ayağa kaldırma çabasındasınız ve mitoloji festivali yapılıyor şimdi orada. Çok da ilgi görüyor. Olimpos böylece o ilk ateşin yakıldığı Radyopolis Kumluca'daki Adrasan ve Olimpos üçgeninde de çok güzel bir etkinlik var. Uluslararası kimlikle hem de. Yine sizin öncülüğünüzde. Hem de edebiyatın olduğu, evet, şiirin edebiyat olduğu, mitoloji. Şiirin olduğu, mitolojinin olduğu, ruhuna uygun, Olimpos'un ruhuna uygun bir festival de orada var. Ya Antalya çok büyük bir coğrafya tabii. Antalya içerisinde onlarca antik şehrin, antik tiyatronun olduğu, 650 kilometre sahilin olduğu, bizim hepsine yetişme şansımızın olmadığı ölçüde şey var. Evet. Etkinlikler var. Bu da bizi mutlu ediyor. Antalya'da bu ve benzeri etkinliklerin sayısını mutlaka artırmamız lazım. Şimdi Fasilis'te Kemer Turizm Otelciler Birliği'nin Fasilis Festivali var. Olimpos'ta işte bu mitoloji ve edebiyat var. Perge'de bir sürü etkinlik yapılıyor. Mutlaka kültürü ve sanatı hem tanıtımda hem turizmde daha çok. Şimdi zaten Kültür Turizm Bakanımızın, yeni bakanımızın da 2019'da böyle bir hedefi var. Kültürü ve sanatı turizmde, tanıtımda daha çok kullanma, daha çok öne çıkarma gibi bir politikası olacak hükümetimizin, devletimizin de. Antalya buna öncülük etmiş oluyor şu anda. Antalya'ya da bu yakışır. Biz biraz erken başlamış olduk. Evet. 2018'de bu faaliyetler başlamış Şimdi oldu. İki yıl önce sizinle yine yüksek tansiyon yaptığımız zaman o dönemde bir kriz yaşanmıştı. Uçak krizi yaşanmıştı. Evet. Rus uçağı düşmüştü. Hatta Yayladağ'a gitmiştik. O uçağın düştüğü bölgeye gitmiştik. Oradaki Suriyelilerin kampına siz de ziyarete gitmiştiniz. Şimdi o dönemde yaptığımız programda siz şöyle demiştiniz. Krizler bazen insanların, yani buradaki tesis yöneticilerinin ya da şehir yöneticilerinin farklı alternatifleri de üretmesine de neden olur. Her kriz bir fırsattır. Yeter ki bundan doğru kararlarla çıkabilelim demiştiniz ve turizmin ısrarlı bir şekilde birer ülkeye, birer ikişer ülkeye değil, çeşitlendirilmeye mahkum olması, çeşitlendirilmeye gerek duymasını, gerek olduğunu söylemiştiniz ve ısrarlı bir şekilde alternatif turizme yönelilmesini söylemiştiniz. Yani bir krizle turizmimiz bitmemeli. Antalya'da bütün esnaf ağlamamalı demiştiniz ve nitekim o krizden sonra bu gerçekleşti. İşte mitoloji festivaliydi, Pergen'in ayağa kalkmasıydı ve siz dalış yaptınız, denizin altından fotoğraflar çekiyorsunuz, denizaltıyla gökyüzünden, yani takip etmekte biz zorlanıyoruz gazeteci olarak. Neden? Şehrin valisi bu şehrin tanıtımı, çok daha fazla tanıtımı için çaba gösteriyor. Şimdi geldiğimiz noktada 10 milyon turisti artık rahat rahat geçebiliyoruz. Çünkü her yere artık biz penceremizi açtık. Nasıl gerçekleşti efendim bu tutumunuz, Aziz, bu durumunuz? Sizin o programınızda da söylediğim, birçok programda da ifade ettim. Antalya'nın yaşadığı krizin kaynağı Antalya değildi. Evet. Bizim krizin kaynağı dışarıdaydı. Evet. Suriye sınırında uçak düştü. Ne dediniz siz gazeteci olarak? Aslında uçak Antalya'ya düştü, evet, dediniz. Göbeğine düştü Antalya'ya dedik. Ya bizim
Antalya'daki turizmde yaşadığımız krizin kaynağı Antalya'daki sektörün kötülüğü, sektörde hizmetin kötülüğü, otellerin eskiliği falan filan değildi. Evet. Bizim dışımızdaki faktörlerden kaynaklanıyordu. Ama yani, acısını biz çektik. Acısını biz çektik. Ben konuştum bütün arkadaşlara, bütün toplantılarda. Turizmci dostlarıma da aynı şeyi söylüyordum. Bundan biz ders çıkaralım. Bu evet. krizden. Neden bu kadar etkilendik bir olaydan? Bundan ders çıkaralım. Ama kesinlikle ümitsiz olmayalım. Evet. Antalya bunu toparlar. Antalya bu konuştuğun o gün bıraktığımız rakamların çok daha üzerinde bir turisti bu şehirde ağırlar. Bu potansiyeli var. Birçok kişi inanmadı ama bu söylediğimde. İnanmadı. Ben 2016'nın evet. sonu. Evet. Krizin ortasındayız. İşte 6,5 milyona kadar düşmüş. 2017'de 10 milyonu geçeceğiz dediğimde inanılmadı gerçekten. Evet. Olamaz. Çünkü dünyanın hiçbir destinasyonunda 2 yıl arasında %45 artışın olduğu. Bu kadar hızlı geri dönüşüm olmaz. Bu kadar hızlı gelişin olduğu bir şey olmamış. %50, %52 artış olmuştu. Buna kimse inanmadı ama ben inanarak söyledim. Çünkü ben Antalya'nın potansiyeline inanıyordum. Evet. Ben Antalya'daki turizm sektöründe çalışan arkadaşların gayretlerine inanıyordum, sektöre inanıyordum. Tesis kalitemize inanıyordum. Biliyordum ki bunlar geçici, dönecek. Geçen sene 14 dedik yine acaba hem endişe edildi ya işte vali bey söyleyince oluyor bu da olur mu acaba ama 14 yine çok geldi. Yine tereddüt gösterildi. Şimdi geldiğimiz noktada 14 milyonu çok rahatlıkla yakalayacağımızı görüyoruz. Bunlar tabii sadece söyler. Hiçbir iş yapmasanız olmaz tabii ki yani. Biz söyledik de affedersin yan gelip yatmadık. O bahsetmiş olduğunuz bütün faaliyetler bir taraftan ülke ülke tanıtım faaliyetleri diğer taraftan tanıtıma içerik hazırlama konusunda. Ya Antalya'nın farklı dillerde yapılmış tanıtım CD'leri bile yoktu. Mesela bir Rusça, bir Çince, bir Hintçe, bir Arapça. Evet. Ama şimdi var. Bunların tamamını, bu eksiklerimizin tamamını tamamladık. İşte o gün konuştuğumuz turizmi çeşitlendirmek, başta alternatif turizm olmak üzere, pazarı çeşitlendirmek, bunlarla ilgili hem bakanlığımız, hem sektör, hem şehrin dinamikleri, herkes üzerine düşeni yaptı aslında. Yapmaya da devam ediyor. Kesinlikle rehavete kapılmadan çalışmaya devam etmemiz lazım. Disiplini bırakmamak lazım. Kesinlikle. Bakın, geri gitmek de çok kolaydır. Yani ileri gitmekten kolaydır geri gitmek. Evet. Bırakırsanız geriye gelirsiniz. İleri gitmek için çaba harcamanız lazım. Sürekli enerji vermeniz lazım. Onun için bu çalışmaları sürekli hale getirmesi lazım bu şehrin. Oh ne iyi bu sene 14'ü gördük. Gelecek sene nasılsa testlerimizin dollukları da iyiydi. Daha fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Hayır, bunları sürdürülebilir kılmamız lazım. Özellikle tanıtımda sürdürülebilirlik çok önemlidir. Ben kesinlikle. Hep örnek veririm. Dünyada en çok bilinen, tanınan markalar dünyada en çok reklama para harcayan markalardır. Niye? Algı oluşturmak lazım. Adam aptal mı yani? Markası dünyada bir numaraysa bıraksın. Reklam yapmayı bıraksın. Hayır. O bir numara kalabilmek için bir numaraya gelirken harcadığı para kadar para harcıyor. Evet. Aynı mantıkla Antalya'nın da yaklaşması lazım. Bugün 14 milyonu yakalıyor olmamız bir başarıdır. Ama bunu daha yukarıya taşımak, bu algıyı daha düzgün hale getirebilmek için de çalışmaya da devam etmesi lazım. Bu yeterli bize. Hayır, öyle bir şey diyemeyiz. Bir tökezlersek bir daha da geri de gelemeyiz. Bu konuda fuarımız bile var. Hestorex fuarı özellikle alternatif turizm anlamında da çok büyük yararlar sağladığına, sadece Antalya adına değil, ülkeye çok büyük yararlar sağladığı apaçık ortada belgeleriyle yapılan anlaşmalar, gelen turistler, acentelerin yaptığı çalışmalar, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun zaten Antalya'daki çalışmalarıyla beraber aynı şekilde alternatif turizmde çok daha ileri noktalara gidiyoruz gibi geliyor. Bak, Hestorex'e biz o kriz ortamında başladık. Evet.
İşte krizin fırsata dönüştürülmesinin en güzel örneklerinden bir tanesi evet. O. Hestörüks'ü arkadaşlar 2016'nın sonunda, 2002. yarısında hazırlığa başladılar, doğru mu? Evet, evet. 2017'de yaptık ilkini çünkü. Tabii. Şimdi o gün biriler çıkıp şunu dediler. Ya turizm bu kadar kötüyken Antalya'da yeni bir turizm fuarı. Hayır, tam o gün ihtiyaç vardı. Ve doğru da oldu. Çok doğru oldu. Allah razı olsun. Sayın Bakanımızdan çok büyük emeği var, gayreti var. Arkadaşların çok büyük emekleri, gayretleri var. İki senedir çok başarılı fuarlar oldu. İnşallah 2019'da daha başarılı olur. Antalya'nın bu kadar büyük turizm şehrinin bir fuarı yoktu. Fuar markası yoktu. Turizmde fuar markası yoktu. Evet. Hestörüks o noktada hem o boşluğu doldurdu hem de turizmin çeşitlenmesine büyük katkı sundu. Hestörüks resort turizmle ilgili değil. Turizmin alternatif işte özellikle tabii. Sağlık, spor, macera, doğa gibi konular da özellikle yeni bir açılım getirdi. O bakımdan son derece başarılıydı. Efendim bir de turizmde devamlılık, yani tesislerin sürekli açık olması da önemli. Şimdi bakıyoruz 5 yıldızlı Belek'te, Kemer'de oteller belli bir süre kapatıyorlar. Kapılarına kepenk vuruyor. Fakat baktığımızda küçük turizmciler 12 ay açık. Ben Olimpos'a bakıyorum, Çıralı'ya bakıyorum, işte Akseki'deki bilmem ne tesisine bakıyorum, 12 ay açık. Neden 12 ay açık olmazlar? Bir de hemen akabinde bir soru, 14 milyon turistimizin gelmesi hanemize ne kadar daha para bırakıyor? Yani paralı turiste biraz daha ağırlık versek diyorum. Şimdi alternatif evet. Turizmle bu olur gibi geliyor da o yüzden dedim. Alternatif turizm tabii ki... Para harcayan turist. Hem kültüre para, yapılan hem para harcayan para bir de belki olayı tabana yayan. Evet. Ne yapıyor alternatif turizme gelen? İşte sağlıkta geliyorsa gidiyor hastanesinde ameliyatın oluyor. Geçiyor yan tarafta restoranında yemeğini yiyor. Tabii, geçiyor tabii. Otelinde tabii. Yatıyor hastasına bakıyor bekliyor. Yani siz sadece sağlık hizmeti satmıyorsunuz. Tabii. Sağlık hizmetiyle beraber. Bütünsel bir hizmet. Birçok şeyi beraber satıyorsunuz. Trekking veya golf turizmi, sporla ilgili. Golf turizmine gelen insanlar da toplumda, dünyada hem ekonomik olarak belli bir seviyede olan insanlar, hem çok seyahat eden, hem seyahat ettikleri yerleri sadece geleyim ben bir otelde kapanayım, orada yiyeyim içeyim ayrılayım diyen türler değil bunlar. Evet. Geldikleri bölgenin tarihini, kültürünü, gastronomisini merak eden, onları denemek isteyen, tecrübe etmek isteyen insanlar. O bakımdan alternatif turizmin tabii ki hem turizmin çeşitlendirilmesinde hem de gelir seviyesinin yükseltilmesinde faydası var. Diğer konu bu 12 ay açık kalma konusuna kesinlikle kafa yorması lazım artık Antalya'nın. Buna belli bölgelerden başlamamız lazım. Antalya'nın tamamında bunu aynı anda yapalım bu mümkün değil. Şimdi bu sene zaten sezonumuz uzadı bizim. Evet. Şimdi Eylül'deyiz. Eylül'ümüz neredeyse full dolu. Ekim dolu şu anda. Mevsim de zaten cayır cayır. Cayır cayır sıcak. Ekim dolu. Kasım'ın başında otelini kapatan birçok dostumla konuşuyorum. Oteli kapatamadılar. Açık 15 olacak. Kasım'a kadar mecburen. Çünkü müşteri var. Oda satıyorlar. 15 Kasım'a kadar. Yani şu anda sezon 15 Kasım'a kadar uzamış oldu. Şimdi bunu daha ileriye taşımak, aradaki boşluğu, Nisan'a kadar olan boşluğu, şehri parça parça çalışmak lazım. Her bölgenin özelliğine göre fonksiyonlar vererek orayı açık tutabilmemiz lazım. Benim şimdi aklımda Kemer var. Biz Kemer gibi bir şehirde kışın otelleri nasıl kapatırız ya? Böyle bir şey olamaz. Yani Kemer'de hiçbir şey yapamıyorsak, Kemer öyle cazip hale getirebiliriz ki sadece iç turizmle bile kış aylarını oradaki otelleri açık tutacak tabii, potansiyel var. Kemer son derece butik bir şehir, nefis bir şehir. Limanıyla, sahiliyle, şehrin göbeğinde antik şehir var ya. İdros diye bilirsiniz. Evet. Orada da kazılar başlattık evet. Biliyorsun. O da batıktı da. Çok çok önemli işler yapıyoruz orada da. Şehrin göbeğinde antik şehir var. Eski şehirle yeni şehir iç içe geçmiş.
Ayşe'yi koyuyla biz mesela kemerden başlayıp 12 ay tesisleri açık tutabilecek. Ben açık tuttum demekle açık kalmaz. Siz insanları oraya davetkar olmanız lazım. İnsanlar şimdi Bodrum son yıllarda çok popüler oldu. Doğru evet, mu? Evet. Ege'de. O da Türk turizminin çok önemli merkezlerinden. Belki fiyatlarıyla ama bir tanesi. 50 lira. Ya ne güzel iyi yapıyorlar. Ya fiyatı bence konuşmayalım yani. Fiyat satılabilecek o rakamda lahmacun satılıyorsa satılır baba. Bana kimse engel olamaz. Önemli olan Bodrum'un alternatiflerini bizim çoğaltmamız. Ben iddia ediyorum. Antalya'nın Kaş'ı, Antalya'nın Kemer'i, Antalya'nın Çıralısı, Antalya'nın Adrasan'ı. Evet. Açık kalmalı. En az Bodrum kadar 12 ay turizm yapılabilecek butik merkezlere dönüşebilir. Bu kendiliğinden olmaz. Buna kafa yorması lazım. Kentin kafa yorması lazım. Öncelikle Kemer'in kafa yorması lazım. Ya Kemer'e ben kışın gitmek istemiyorum. Gidince moralim sıfır oluyor. Yani ölü şehir. Tamamen bir ölü şehir ya. Kemer'i biz bu hale nasıl getirmişiz ya? Kemer geçmişte böyle değilmiş. Kemer geçmişte kışın cıvıl cıvıl bir şehirmiş. Biz mesela üçüncü yaş dediğimiz Avrupa'dan özellikle kışın tatilini Antalya'da geçirmek isteyen insanlara Kemer'de aktiviteler oluştursak, o bitik şehirde emin olun İskandinavlısı da, Batı Avrupalısı da, Orta Avrupalısı da gelir, kışını Kemer'de geçirir. Ama bunun altyapısını oluşturmamız lazım. Biraz esnafımızda da var. Şöyle diyelim, Antalya'da da kış gelince belli bir saatten sonra, 7'den 8'den sonra şehir ölüyor. Şehrin ışıklandırılması, esnafının dükkanını açık tutması lazım. Kale içi diyoruz, burnumuzun dibinde ruh kaybolduktan sonra restoranlar açık kalıyor. Çünkü başka hiçbir yer yok. Şimdi bizim Kemer'de buna başlamamız lazım. Yani Kemer'i bizim biraz böyle ders olarak önümüze koymamız lazım. Antalya'da turizm 12 ay nasıl yapılabilir? Kemer'e bir fonksiyon yüklememiz lazım. O fonksiyon üzerinde herkesin yapması gereken ev ödevini yapacak. Göreceksiniz Kemer 3-5 sene sonra, çok değil ya 3-5 sene sonra bugünün çok ötesinde olacak. Yani Kemer'in arka tarafında yani Tahtalı Dağı'yla, kanyonuyla, ya Kemer muhteşem bir yer. Evet. Kemer'den başlayalım bir yer. Diyorsunuz. En kolay başlayacağımız yer orası olduğu için orayı söylüyorum. Finikesi, Kaş'ı, Demre'si apayrı. Kaş da çok önemli bir yer ama Kaş'ta şu anda bizim Kemer kadar altyapımız yok. Kemer'in altyapısı hazır. Kemer'de ne olacak? Ya Kemer'de eskiyen tesislerimiz var. Onların bir renove edilmesi lazım ki şu anda bakanlığın yürüttüğü bu süre uzatımı. Evet. Tekrar sürelerin 49 yıla çıkarılması bir fırsat. Bunu turizm yatırımcılarımız mutlaka yenileyeceklerdir tesislerini. Tesisleri yenileyip Kemer'e yeni bir fonksiyon yükleyip Kemer'i mutlaka kış aylarında da açık tutacak hale getirmemiz lazım. Kesinlikle. Hemen üstümüzde. Bu sadece ilim valisinin istemesiyle tabii, olmaz. Tabii bütünsel olarak bütün, bir düşünce lazım. Bütün tarafların bu konuda bunu belki sizin programınız aracılığıyla bir çağrı evet. olarak da lanse edebiliriz. Kemer'i 12 ay açık tutacak hale getirecek çalışmalara başlayalım. Turizm Bakanımızın Aksekili olması bir avantaj bizim için. En azından o bölgedeki de çok farklı bir turizm destinasyonuna sahip. Bir de Elmalı var. Elmalı'da bir ağaçlar var. Belediye Başkanı Ümit Öztekin söylemişti. Dedi ki Hazreti İsa ile yaşıt ağaçları görmek ister misiniz diye bir kampanya başlatacağım dedi. Çok daha ilgi çeker o bölge dedi. İşte pehlivan güreşleri Kırkpınar'dan eski ama tanıtamamışız. Bölgenin en önemli yeri sedir ağaçlarıydı, Safranbolu gibi leblebi çarşısıydı falandı ama hala anlatamıyoruz Sayın Valim. Ya biraz Antalya'nın herhalde bolluktan kaynaklanıyor. Bu kadar Rabbim bu kadar değeri, bu kadar özelliği bir şehre verince zannediyorum. İşte yetinmişiz bunu, biz. Ondan belki, biraz da herhalde. Bunu, şimdi dün ben hafta sonu cuma günü şeydeydim. Beşkonak bölgesindeydim. Evet. Fotoğraflarla takip ettik sizi. Beşkonak muhtarlarıyla toplantı yaptım. Toplantının açılış konuşmasında oradaki ifadem şu.
Yani oraları gördükten sonra o muhteşem Köprülü Kanyon'u helikopterle yukarıdan gezdik. İnanılmaz bir görüntü. Evet. Sonra o haleti ruhiye ile konuşmaya başlayınca demişim ki yani Antalya'yı sadece denize, kuma, güneşe hapsetmek bu şehre yapılabilecek en büyük haksızlık, bunu inanarak söylüyorum. Evet. Tabii ki bunu söylerken denizi, kumu, güneşi küçümsemek için söylemiyorum. Tabii, tabii. Bunlar var, bunları zaten kullanıyoruz. Evet. Ama burada takılıp kalmamak lazım. Bunun ötesine geçmesi evet. lazım bu şehrin. Elmalı, Akseki, Beş Konak Bölgesi. Tabii. Ya bunların her biri aslında, her biri, dün şimdi Beş Konak'tayız, 800 bin insan rafting yapmaya gidiyor sadece evet. ya. Evet. Hangi şehre 800 bin yabancı turist gidiyor Türkiye'de ya? Ya sadece Antalya'nın bir vadisine, bir suyuna, bir ırmağına 800 bin insan bir aktivite için gidiyor. O da bir sürü problemi var. Altyapı problemi var. Kirlilik problemi var. Var var. Ona rağmen orayı bile düzeltecek belki 2-3 milyon insan orada rafting yapmaya gidecek. Şimdi 12 ay rafting yapma şansı var. Köprülü evet. Kanyon'da, Beş Konak bölgesinde. Yok böyle bir imkan. Dünyanın her şehrinde böyle bir imkan yok. Doğru. Onun için bizim Elmalı da çok önemli bir değerimiz. Elmalı'ya şu anda çok önemli desteğimiz var bizim valilik olarak. Oradaki Elmalı'ya son dönem gittin mi bilmiyorum. Gittim, gittim efendim. İki hafta oradaki, önce gittim. Oradaki bayramda oradaydım. Tarihi yapıların restorasyonunu görmüşsündür. Oldu. Onlara Gördüm. Valilik olarak biz destek veriyoruz. Şimdi vakıflar, bölge müdürlüğümüz orada 3 tarihi eseri aynı anda tek ihaleyle ihaleye çıktık. Onların evet. restorasyonunu yapıyoruz. Biliyorsunuz Elmalı'da bizim Tekkeköy var. Abdal evet. Musa türbemiz evet. var. Yani Alevi vatandaşlarımız için çok önemli inanç merkezlerinden Kesinlikle. Bir tanesi. Anadolu'yu Türk-İslam şuuruyla mayalayan çok önemli merkezlerden bir tanesidir. Şimdi Abdal Musa türbesini ve çevresini de oradaki arkadaşlarla, oradaki inanç önderleriyle beraber konuşarak orayı da restore ediyoruz. Yani Antalya'nın dokunulması gereken her noktasına dokunmaya çalışıyoruz. Evet. Akseki, İbradı dediniz. Sayın Bakanımızın memleketi evet. İbradı. Beraber gittik. İlk bakan olduğu dönemdi. İbradı'ya gittik. Ormana'ya gittik. Ormanalı Sayın Tabii. Bakanımız. Tabii. Muhteşem yerler Ali Bey. Şimdi Kesinlikle. Ben Antalya'yı bir hilale benzetiyorum. Bir ucu Akseki'de, bir ucu Elmalı'da bir hilal. Antalya'nın kültürünü oluşturan iki merkez de bu hilalin iki ucu aslında. Ben diyorum ki Antalya'yı bu iki uca sağlam muhlamamız lazım. Doğru. Elmalı ve Akseki. Antalya'yı Elmalı'dan ve Akseki'den koparırsanız rüzgarın önündeki yaprak gibi nereye gideceği belli olmaz. Onun için bizim hem Elmalı hem Akseki oradaki kültürü, oradaki medeniyeti, oradaki inanç merkezlerini çok iyi muhafaza etmemiz lazım. Çok iyi geleceğe Doğru. aktarmamız lazım. Efendim kısa bir mola verelim, bir çay içelim, sonra yine devam edelim efendim. Sayın seyirciler kısa bir reklam arası vereceğiz. Daha sonra haber programı Yüksek Tansiyon devam edecek, bizden ayrılmayın. Haber programı Yüksek Tansiyon devam ediyor sayın seyirciler. Konuğumuz Antalya Valisi Sayın Münir Karaloğlu ve Mevlevihane'de gerçekleştiriyoruz programımızı. Sohbetimizin ilk bölümünü tamamladık ve ikinci bölümdeyiz. İkinci ve son bölümdeyiz. Efendim az önce de söyledik. Yaklaşık 14 milyon turisti hedeflemiştik. Bu hedefimize hızlı bir şekilde emin adımlarla ilerliyoruz. Ancak şehrimiz 14 milyon turisti ağırlarken güvenliğimiz de çok önemli. Kimsenin burnu kanamadan
Allah nazardan saklasın. Geliyorlar şehrimizde tatillerini yapıp gidiyorlar. Kolay değil. 10 milyonun üzeri insana ağırlamak kolay değil. Güvenliğimizde efendim nasıl? Ülkenin durumu belli, dış ülkelerle temaslarımız belli. Her yer bir ateş çemberi içindeyiz ve Antalya çok güzel bir konumda. Nasıl efendim güvenliğimizle ilgili çalışmalar? Şimdi tabii Ali Bey çok haklısınız. Yani insanlar güvenlik endişesi duydukları bir yerde tatil yapmak istemezler. Evet. Bizim bu şehirde olmazsa olmazımız güvenlik işlerinde biz fedakarlık yapamayız. Evet. Bazen belki yollarda denetimler çok oluyor, arabalar durduruluyor. Bunu gerçi vatandaşımız Antalyalı bunu anladı. Evet. Antalyalı anlayışla karşılıyoruz. Buna hiç şikayeti yok. Antalyalı biliyor ki buna ihtiyacı var bu şehrin. Bazen dışarıdan gelen misafirler abarttığımızı zannediyorlar ama hayır değil. Çünkü bu şehirde Allah vermesin herhangi bir olumsuzlukta en çok etkilenecek olan sektör turizm sektörü. Bu şehrin kesinlikle en önemli sektörü turizm sektörü. Yani turizm sektörünüz kötüyse bu şehirde tarım sektörünün iyi olması mümkün değil, ticaret sektörünün iyi olması mümkün değil, sanayisinin çünkü hepsi ona endeksli gelişmiş sektörler. İnşaat sektörü bile turizm, evet, sektörüne endeksli gelişen bir şehirden bahsediyorum. Onun için bizim güvenlikle ilgili hiçbir şeyi atlamamamız gerekir. Her türlü tedbiri aldık, alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Zaman zaman vatandaşımıza ya bu da abartılıyor dedikleri şeyler olsa bile bunu yapmak durumundayız. Evet. Çünkü insanlar kendilerini güvende, huzurda hissettikleri yerde tatil yapmak isterler. Antalya'nın güvenlikle ilgili algısını hep yukarıda tutmamız lazım. Antalya güvenli bir şehirdir. Antalya'ya gidersek güven içerisinde tatilimizi yapar ve ülkemize geri döneriz. Şu anda bu oluştu. Çok ciddi bir emek var. Bu güvenlik işlerinin de tabii şöyle bir tarafı var. Görünmeyen işlerdir. Propagandası olmayan, yapılamayan işlerdir. Evet. Güvenlik sektöründe çalışan arkadaşlar, emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, istihbarat teşkilatımız gerçekten çok fedakarca çalışıyor arkadaşlar. Ve kimsenin bilmediği, kimsenin duymadığı, hissetmediği birçok problemi çözüyorlar. Emin olun. Kimsenin haberi olmadı. Kimsenin haberi yok. Zaten özellikle de haberde vermiyoruz. Çünkü bu işler konuşulacak işler değil. Bu işleri yapacaksınız. Huzuru muhafaza edeceksiniz. Hiç konuşmayacaksınız. Evet. Bu işler böyle işler. Yani propagandası yapılabilecek işler değil. Ben gittim de falan yerde şu kadar kötülükte kar. Hayır, öyle bir şey yok. Arkadaşlar çok ciddi bir emek var. Ciddi bir emek veriliyor. Şükürler olsun şu ana kadar da son 2 senedir ciddi bir problem yaşamadan Antalya'yı taşıyoruz, götürüyoruz. İnşallah yaşamayız. Yaşarsak o zaman şu konuştuğumuz rakamların hiçbirisini konuşma şansımız yok. Sorun yok mu? Var. Sorunlarımız da var. Ama bu sorunları çözecek gücümüz, irademiz, kapasitemiz de var. Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanlığımızın Antalya özel bir ilgisi var. Bu konuda bizim taleplerimizi de öncelikli olarak yerine getiriyorlar. Yani Antalya'nın güvenlikle ilgili. Mesela hiçbir şehire İçişleri Bakanlığı geçici görevli adam vermez. Ama Antalya'ya 4 aylığına 200 tane personel verdiler. Evet, farklı şehirlerden. Farklı şehirlerden. Niye verdiler? Çünkü baktık ki havaalanında personelimiz yetmiyor. İşte orada daha çok polisimiz olsa daha hızlı pasaport kontrol noktalarından vatandaşı gelen misafiri içeri alacağız. Sayın Bakanımızla konuştuk, yazıştık, makul buldular. Çeşitli illerden toplayarak yani Eskişehir'den belki Kütahya'dan polis arkadaşları bize gönderdiler. 4 ay bizimle beraber çalıştı arkadaşlar. Bunlar Ankara'nın Antalya'ya bakışını göstermesi açısından da önemli şeyler. Yani hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın Antalya'ya bakışını göstermesi bakımından da güzel. El birliğiyle Antalya'yı huzurlu bir şehir hem o havayı vermeye hem de onu muhafaza etmeye kesinlikle gayret ediyoruz. Bu konuda tabii ki yerel basından
Ali Bey, seninle geçmişte de muhabbetlerimiz oldu biliyorsun. İlk geldiğiniz zaman bir tartışmıştık sizinle. İyi tartışmıştık Ali seninle ama faydasını sonradan gördük. Şimdi geçen yine başka bir olay karşılaştık. Güzel olayla. Dostluklar öyle başlamış efendim. Geçen başka bir olayla karşılaştık. Şimdi gerçekten belki sizin programınızla öyle bir mesajımız da olsun. Ya bu şehirde herkesin, ya gazetecisinin evet. de, esnafında, tüccarında, sanayicinin de, şoföründe, taksicinin de, ayakkabı boyacısının da bir turizm algısının olması evet, lazım. Evet. Şimdi geçen makama gittim, basın müdürümüz bir haber getirdi. Antalya'da kuduz bilmem nesi. Allah Allah. Benim olaydan haberim var. İki gün önce olaya müdahale etmişiz. Ya bir bölgede şüpheli bir durum var. Ama bunu böyle kamuoyuyla Antalya'da Kudüs tehlikesi diye vermenin Allah aşkına kime ne faydası var ya? Şimdi arkadaşlara benim anlatamadım. İlk basınla yaptığımız toplantıdaki tartışmamızın sebebi de bu. Hala bu konuda problem yaşıyoruz iki sene sonunda. Ya arayın bu arkadaşı, bu haberi düzeltsin, böyle bir şey yok. Şüpheli bir durum var. Ya şüpheli bir durum varsa kurumlar gereğini yaparlar. Evet. Bunu alıp dünyaya bizde şöyle bir problem var diye niye bağıralım? Çok büyüterek hem de. Ya kötüyü yayma konusunda bir iştahımız var bizim. Millet olarak öyleyiz. Evet. Dünyada en çok cinayetin işlendiği şehir New York'tur. Siz hiç New York'la ilgili istatistik duyar mısınız ya? Günde işte saatte şu kadar adam öldürüldü, bugün şu kadar... Hiç öyle bir şey duymazsınız. Adamlar tamam suçtur, alırlar onun araştırmasını yaparlar, bir tarafa koyarlar. Ama şimdi basit bir mahallede yaşanmış münferit bir olay ve gereği yapılmış. Önlemler alınmış. Önlemler alınmış, gereği yapılmış. Bunu alıyorsunuz ve manşet yapıyorsunuz. Antalya'da Kudüs vakası, Kudüs tehlikesi. Ya Antalya'da Kudüs tehlikesi olan bir şehre sen turist olsan gelir misin kardeşim? Tabii gelinmez. Tereddüt de gelirim. Niye benim bile. Bu şehirde, ya bu şehirdeki basın da turizmden ekmek yiyor. Bu şehirdeki ajans, bu şehirdeki basın mensubu niye benim duyduğum hassasiyeti duymaz? Ali Bey, ya ben bunları söyleyince her belki biraz... Her bildiğimizi her yerde yazarsak... Ya bilmek de değil bu Ali Bey. Evet. Yani bu manşeti hak edecek bir problem var da bunu ben gizliyor değilim. Turizm için iğneyle kuyu kazılıyor. O kadar bir ya iğneyle kuyu kazıyoruz. Böyle bir problemimiz yok. Böyle bir manşete hak edecek problemim yok benim. E niye böyle bir şey yapıyoruz? Yazık değil mi ya bu şehre? Evet. Bu şehre yazık değil mi? E güvenlik dedin şimdi yani. Biz seni güvenlikle ilgili her şeyi haber olsun diye alıp manşet yapsak, bu şehrin güvenlik algısını hırpalasak, insanlar bu şehre gelir mi ya? Bu da ona benzer bir şey. Doğru. Şimdi bazı arkadaşlar hala bu şey oturmadı. Yani yerel basında şikayetçi olduğum arkadaşlar var. Bu algı oluşmadı. Kent bilinci mi? Geçen sene ismini de vereyim. Hürriyet internet sitesine baktım. Dünyanın gözdesi turizm merkezinde deniz... Büyük deniz kirliliği. Eyvah dedim bu Antalya olmasın. Baktım fotoğrafta biraz benziyor. Açtım. Konya altında bir metrekare bir yerde bir köpük oluşmuş. Ya şimdi bunu alın. Bu manşetle servis etmenin bu şehre faydasını birisi bana anlatsın. O gazeteci arkadaş da anlatsın bana gelsin. Alkışlayalım onu ya. Ya yok böyle bir kirlilik yok. Denizin kendi organizmasından kaynaklanan her sene Mayıs ayındaki tabandaki organik maddelerin oksijenlenmesi evet, dolayısıyla köpürme olayı, oluşan evet. bir köpük. Çok daracık bir alanda. Şimdi bunu alıp dünyanın en önemli plajında büyük kirlilik diye haber yaparsanız ve dönüp de bana ben basın mensubuyum kardeşim bunu görmese miydim dersen kusura bakma. Ali Bey. Biz hala burayı halledebilmiş değiliz. Önce yaşadığımız şehri sevmek lazım, benimsemek lazım, geleceğini düşünmek lazım. Ha tabii olmayan bir şey değil. Yani şöyle bir durum var. Hayır bu olmayan bir şeyi vermek Ali. Evet onu söylüyorum. Kusura bakmasınlar ya. Bunu söylüyorum. Öyle bir kirliliğim yok benim. Abartmakla ilgili bir durum. Abartmak değil.
Bu aynı zamanda iftira. Bu şehre iftira. Bu aynı zamanda bu şehre iftira. Abartmak değil bu. Evet. Şimdi efendim uzunca bir süredir, gerçi haberde yapmıyoruz. Sanıyorum çalışmalar da belli bir noktaya geldi. FETÖ operasyonlarında geldiğimiz nokta. Şimdi duruşmalar yapılıyor, serbest kalanlar var, yeniden tutuklananlar var, yeni operasyonlar var. Antalya bu konuda hangi aşamada efendim? Şimdi Ali Bey, biz ta baştan ne dedik? Bütün kurumlar bu FETÖ terör örgütünden arınıncaya kadar, arınma tamamlanıncaya kadar bu operasyonlar devam edecek. Operasyonlar bitmiş değil. Evet. Bizim hala her gün, şu anda bile gözaltında FETÖ dolayısıyla insanlar var. İşte istihbarat çalışmaları devam edenler var. Bu, evet, gaybubet evleri denen, bunları gizli yapılanmaları var şimdi. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar onların üzerinde çok yoğun çalışıyorlar. Bir de firariler var. Mesela Antalya'da aranmasına devam edilen. Antalya'da 400'e yakın firari var. Bu Antalya'da derken hepsi Antalyalı değil bunların. Antalya'daki dosyalarla irtibatlı olan, evet, FETÖ'cüler. Bunların bir kısmı yurt dışına zaten kaçmışlar. Bir kısmını biliyoruz ki bunlar yurt dışında zannedilse de bunlar yurt içindeler. Sağda solda gizleniyorlar. Biz bunlarla ilgili, FETÖ operasyonlarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ara vermeden devam ediyor. Evet. Ha, mahkeme süreci başladıktan sonra bizim idare olarak, mülki idare olarak yapacağımız bir şey yok. Bizim yapacağımız şey, yakalarız, götürür, savcılığa, mahkemeye teslim ederiz. Sonraki süreçler, yargılama süreçleri, cezalanlar oluyor, yatanlar oluyor, cezasına göre, işte infaz sistemine göre doldurduğu için tahliye olanlar oluyor. Onlar, o süreç devam ediyor. Evet. Ona bizim müdahalemiz yok, edemeyiz zaten. Ama bizim polisiye açısından takibimiz devam ediyor. Ve bunu bitiremeyiz. Yani bu operasyonlar bitemez. Ha, ben de onu diyecektim. Şimdi adliyede, emniyette, sağlıkta ya da herhangi bir resmi askeriyede bitti mi? Hayır. Hayır. Hiçbir kurumla bitmiş değil. Hiçbir kurumla bitmiş değil. Her kurumda çalışmalar devam ediyor. Şüpheli olanlarla ilgili istihbari çalışmalar, belge bilgi toplama faaliyetleri devam ediyor. Bu kurumlarda hala FETÖ'cüler var mı? Ali Bey, tabii mutlak şurada şu var deme şansımız onların yok. Onların temel özelliği çok iyi gizlenebilme özelliğini. Ya şu anda zaten çok belirgin olanlar zaten ilk dönemde alındı. Evet. Şu anda alınanlar daha iyi gizlenmiş, kendisini daha iyi kamufle etmiş olanları şu anda. Mesela askeriyede, emniyette bu ankesör telefon operasyonları çok enteresan operasyonlar. Evet. Yani bunları gerçekten hem emniyetimizi, jandarmamızı hem de savcılarımızı kutlamak lazım. Tabii. Binlerce görüşmenin içerisinden ayıklayarak bir şema oluşturup, insanların birbiriyle irtibatını oluşturup bir ilişki ağını ortaya çıkarmak çok zor bir iş. Çok uzun çalışmaları gerektiren, kesinlikle, işler bunlar. Çalışmalar devam ediyor. Milletimiz müsterih olsun. FETÖ konusunda kesinlikle bir gevşeme yok, olamaz. Kurumlar temizleninceye kadar, kurumlardan bu FETÖ'cüler ayıklanıncaya kadar bu operasyonlar devam ediyor. Bir de fırsatçılık yaratanlar var, olayı sulandıranlar var. İşte komşusuna kızan, ona kızan, buna kızan, cimere ya kısa bir yazıyla diyor ki şu kişinin FETÖ'yle irtibatta olduğunu biliyoruz. Sahte bir hesap açıyor. Bununla ilgili herkes mağdur oluyor. Ya bu mağduriyet biz bile yaşıyoruz. Evet. Bu mağduriyet size de Twitter'dan yazdılar. Ya şimdi geçen... Efendim ben de CİMER'den şikayet edildim. Ali Buldu FETÖ'cüdür diye. Ya bunu hepimiz yaşıyoruz. Şimdi geçen Twitter hesabı bir kadın ismiyle işte tweet'i atıp duruyor. Arkadaşlar çözdüler. Van'da kamuda çalışan bir sağlık memuru. Şimdi ne dersin, ne yaparsın? Size mi yazıyor? Ya tabii benimle ilgili yazıyor. Şimdi bu bizim başımıza da geliyor. Şimdi biz bunu da ayıklamak durumundayız tabii ki. Tabii. Yani öyle bir şey yok. Yani şimdi sen kızdın, komşuna kızdın, iş arkadaşına kızdın, adamın makamında gözün var, iftira attın, FETÖ'cüdür diye. En kolay iftira o. Ha, onu oradan yiyeceğim, ben onun yerine geçeceğim. Öyle bir şey yok. Ona biz izin vermeyiz. Yani onu biz ayıklarız, evet, ayıklıyoruz zaten. Şu anda da operasyonlar gayet iyi gidiyor. Milletimiz müsterih olsun.
Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, hükümetimizin kararlılığı, devletin kararlılığı bu konuda devam ediyor. Bir daha geri dönüş olmayacak inşallah. Ama vatandaşımıza da şunu demek lazım. Bu ve benzeri yapılara artık vatandaşın itibar etmemesi lazım. Evet. Çocuğunu teslim etmemesi lazım. Artık devletin her türlü imkanı var. Kesinlikle. Kur'an kursuysa Kur'an kursu, yurtsa yurt, okulsa okul, her türlü imkanı var. Devletin imkanlarıyla bu faaliyetleri yürütmemiz lazım. Efendim, cemaatlere son verilmeli, çocuklar artık devletin kurumlarına gitmeli diye ben bir paylaşım yaptım ama tehdit edildim. Yok, cemaatlere son verilmeli veya verilmemeli meselesi değil bu. Ama vatandaşımızın uyanık olması lazım, evet, dikkatli olması lazım. Artık devletin kaliteli yurtları var, kaliteli Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur'an kurslarımız var. Vatandaşımızın onlara itibar etmesi lazım. Efendim, son olarak tarımı sormak istiyorum. Antalya turizmle beraber tarımda da Rusya'ya ve o ülkelere, o bölgedeki ülkelere çok bağlı olduğu için 2 yıl önce büyük sıkıntı yaşamıştık. Şimdi durumumuz çok daha iyi. Çünkü yelpazemizi genişlettik. Artık farklı ülkelere ihraç eder hale geldik. A planımız, B planımız, C planlarımız oluştu. Ürünlerimiz olabildiğince kaliteli ve artık tescillenmeye de başlandı. Tarımda hangi noktadayız efendim? Ya Antalya tabii çok güçlü bir tarım şehri. Yani ikinci en güçlü sektörümüz tarım sektörü. Çok sayıda insanımız tarımdan geçimini sağlıyor. Hem sebze, örtü altı üretiminde, seracılıkta Türkiye'nin en güçlü vilayetiyiz. Hem meyvecilikte Türkiye'nin en güçlü vilayetiyiz, evet, biz. Yani iki sektörde de hem sebzede hem meyvede 6 milyon ton yıllık üretimimiz var ve bunun büyük bir çoğunluğunu da yurt dışına satma, ihraç etme kapasitesi olan bir şehirden bahsediyoruz. Evet. 2016'da dediğiniz doğru, turizmle beraber hem turizmdeki daralmanın tarıma yansımasını bu şehir yaşadı, hem de Rusya ile yaşanan uçak kriziyle en büyük pazarın Rusya olması dolayısıyla da ciddi bir kriz yaşamıştı. Ama bahsettiğiniz gibi pazarın çeşitlenmesi konusunda iyi çalışmalar oldu. Evet. Şu anda alternatifler oluştu ki biz o kriz döneminde bile Rusya'ya ikame edecek pazarlar hemen temin edilebilmişti. Oluşturulmuştu. Şimdi Rusya'ya hem üretim rakamlarımız artıyor, hem ihracat rakamlarımız da çok ciddi oranda artıyor. Ama bu sene tabii tarım sektörünün yaşadığı bir zararlısıyla ilgili. Evet, domatesle ilgili. Domateste ve diğer sebzelere de maalesef, sadece domateste değil. Bu tuta öyle bela bir şey ki ben Rize'ye gittim. Rize'deki fasulyeleri perişan etmiş. Bahçedeki. Çok kötü. Bahçedeki. Annem dedi ki, oğlum dedi ya, bir canavar kelebek gelmiş dedi. Fasulye koymadı, evet, lahana koymadı dedi bahçede. Yani bu bir biyolojik saldırı olabilir. Yani Türkiye bir biyolojikse öyle görüyorum ben. Her bölgede baktım, şimdi meyvelerde bile çiçeği gidiyor, çiçeği yok ediyor, meyvenin çiçeğini yok ediyor. Bu başka bir ülke tarafından üretilip bize kasıtlı gönderilmiş olarak mı? Ya bu benim için tabii çok spekülatif bir şey olabilir, evet, bilgiye dayalı bir şey değil. Ama böyle birden ülkenin bütün coğrafyasında aynı şeyin ortaya çıkmış olması garip bir şey. Antalya'da tarım teşkilatımız, İhracatçılar Birliği'nin bu konuda çalışmaları var. Çiftçilerimizi bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmaları var. Bu sene vatandaşımızın rekoltesinde o bakımdan bir miktar düşüş oldu. Evet. Ya bu zararlıdan dolayı. İnşallah önümüzdeki sene bu zararlıya karşı hem çiftçimiz hem tarım teşkilatımızın alacağı tedbirlerle inşallah daha az çok zararlı daha iyi bir olacağız. Dönem geçirmiş oluruz. İnşallah tarımda, turizmde, her alanda Antalya Türkiye'nin yıldızı olmaya devam eder diyoruz. Son olarak neler söyleyeceksiniz Sayın Valim? Hani bir tabii 2018'in artık Eylül ayındayız. 2018 baktığınızda önemli bir seçimden de geçtik aslında 24 Haziran'da. Evet. Seçimler aslında, seçim yılları hep zor denir. Ama Antalya şükürler olsun bu seçim yılında başat sektörlerinde, turizmde, tarımda İyi bir yılı geçiriyoruz. Vatandaşın ekonomik durumu iyiyse, vatandaşın huzuru yerindeyse bir şehri yönetmek de kolay. Vali için de kolay, diğer kamu görevlileri için de kolay.
O bakımdan şehrimizde bir huzur var. Allah'a şükürler olsun. Şehrimizin sektörleri ayakta, dinamik. Vatandaşımız üretiyor, ürettiğini satabiliyor. Turizmde rakamlarımız iyi, doluluklarımız iyi. Biz vatandaşlarımızdan, şimdi artık eğitim öğretim yılı başlayacak. Evet. Önümüzdeki hafta, bir hafta sonra, haftaya pazartesi günü çocuklarımız okulda olmuş olacak. Bu hafta birinci sınıfa başlayacak çocuklarımız bir hafta önce alıştırma süreciyle okulda olacak. Dersliğiyle beraber hem öğretmenlerimize hem yavrularımıza da başarılar dileyelim. Eğitimde işte lise konusunda bu sene yeni bir kayıt deneniyor, sınavsız. Şunu buradan belki eğitimle ilgili bir çağrı olsun. Ne olur artık şu ders kaçak dershane veya çocukları dershanelere toplayan insanlara veliler itibar etmesin. Özellikle annelere seslenmek istiyorum, itibar etmesinler. Artık yeni sistemde bu dershanelere ihtiyacımız yok. Zaten biz okullarda hafta sonu ders saatinden sonra ihtiyaç varsa, çocuğun ilave bir derse ihtiyacı varsa destekleyici kurslar zaten açıyoruz. Evet. Şimdi geçen bir olay yaşandı. Bunun için de uyarmak lazım. Vatandaşa gidiyorlar, diyorlar ki online dershane açtık. Nasıl olacak? Biz size bir şifre vereceğiz. Evde çocuğunuz bilgisayarın başında bizi dinleyecek. Ayda şu kadar para vereceksiniz. Ne güzel. Nasıl olacak? Şu senetede imza atın. Attırıyorlar. Sonra 3 ay 4 ay sonra geliyorlar, diyorlar ki şu kadar borcunuz var bize. Diyorlar ki biz ders mersi almadık. Çocuk bilgisayara da girmedi. Yatmasaydınız. Allah Allah. Şimdi bu, tabii biz bunlarla mücadele ediyoruz. Hem milli eğitimimiz ediyor hem polisiye olarak bunlarla mücadele ediyoruz. Ama vatandaşımız artık bu oyunlara gelmemesi dikkatli lazım. Dikkatli olması lazım. Dikkatli olması lazım. Artık yeni sistemde zaten her çocuk kendi mahallesindeki okula gitmesi, liseye gitmesi asıl olan. Onun için böyle çok sınavda hazırla falan da ihtiyacı yok. Artık bu dershanelere falan da itibar edilmemesi gerekir. Zaten buradan velilere duyurulur. Özellikle bu kötü niyetli olan, işte 5 ayrı bir ağaçta aynı binada kurs yaptığını iddia eden, çocukları öyle toplayanlar. Biz onlarla mücadele ediyoruz milli eğitim polis olarak. Ama velilerimiz de uyanık olması lazım. Efendim bugünlerde valiler kararnamesi konuşuluyor. Sizin için de İstanbul valisi olacak, Ankara'ya gidecek, çok önemli görevin başına gidecek diyorlar. Kulağınıza gelen bir şey var mı? Ali ile gazetecilik yapacaksın ya. Ali bize, biz sizi göndermek istemiyoruz da. Altını çizelim. Bu konuları bizimle konuşmazlar Ali Bey. Bu konuları hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlığımızın takdiri neyse biz onu yapmaya devam ederiz. Ama bizim Antalya'da gitme diye bir niyetimiz yok. İnşallah Alaaddin Bey'in şeyini rekorunu egale ederiz diye temenni ediyoruz. Şu anda Antalya'da çalışmaya, hizmet etmeye devam ediyoruz. Evet. Burada olmaktan, Antalyalılarla beraber olmaktan da mutluyuz. Bir şikayetimiz de yok. Ama hükümetimizin farklı bir tasarrufu olursa onu da söyleyecek, yapacak bir şey. Efendim el birliğiyle biz de çalışmalarınıza başarılar dileriz. Güzel çalışmalarınıza biz de sık sık destek veriyoruz, ortak oluyoruz. Hepsi birbirinden kıymetli. Ellerinize, emeğinize sağlık. Ekibinizle beraber elbette ki. Elbette. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, haber programı Yüksek Tansiyon burada sona erdi. Antalya Mevlevihane'den, çok uhrevi bir ortamdan size canlı yayın gerçekleştirdik ve çok özeldi. İlk kezdi bu sayın seyirciler, böyle yer minderinde harika bir ortamda Sayın Valim Münir Karaloğlu ile beraber, o da ben valiyim, ben koltukta otururum da demedi. O da bizimle beraber burada rahat bir şekilde program yaptık, gerçekleştirdik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.